Gel. Şimdi Emre çobanlığa mı geldik? Aynen abi. Benim, ben bugün seni kalfanım. Pardon, çırağanım, tamam mı? Aynen. Daha kalfala ulaşamadık. Bugün bana çobanlığın en ince detaylarına kadar öğret abi. Gel. Tamam abi. Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Herkese selamlar bu arada. Selamun aleyküm. Sinan abimize geldi. İnşallah Sinan abiyle bugün davar gideceğiz. Abi öncelikle Emre'nin çırağı oldum. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bugün bakalım video çekmek mi, davar gütmek mi? Sinan abiye biraz yoracağız. İnşallah bakalım. Şimdi... Bak ne diyecekler? Sinan abi zaten şimdiden yorulmuş. Aynen. Terlemiş. Aynen. Ya ben Eskişehir'den biraz tecrübeliyim. Evet. Şimdi aslında çırak diyorum ama kalfalığa doğru böyle bir yükselme var bende. Ama Emre ile beraber keçi peşinde koşmak biraz daha değişik olacak. Gerçi sende koyun da var, öyle hızlı gitmiyorlar. Aynen. Ama keçiler bastı gitti yine bak. Keçiler gitti abi, keçileri... Biz bunların yanına gidelim. Aynen. Emre. Biz koyunların yanına gidelim. Evet, gidelim evet. Abi. Kaçmadan gidelim. Aynen. Evet. Bakalım benim çobanlığımı beğenecek misin? Aynen abi, bakalım seni biraz bugün yoralım. Biraz sana keçi güttürelim. Bu benim değneğim olacak. Şimdi çağırsam gelirler mi? Gelmez, Emre. Gelmezler abi. Kes kes kes. Haley. Leh. Bunlar beni tanımıyordu abi. Öğrenmiş mi? Aynen, bayağı öğrenmişsin ama. Haley. Gel gel. Gel. Cümleleri biliyoruz ama getiremiyoruz. Aynen. Gelmediler. Şu anda gelmezler abi. Bunlar beni tanımıyor. Bunlar benim koyunlar değil. Benim koyunlar olsa gelirler. Böyle bundan sonra beni daha çok göreceksiniz. Aynen, inşallah. Kışın buraya tekrardan bir foto kapan çalışması yapacağız. Bugün yaptık, foto kapanları kurduk. Burada bayağı kalacak. Onun öncesinde de yine benim kanal için bir video çektik. O paşayla mücadeleye giren kurdun dişini aldım ben videoda. Yani paşanın hikayesini anlattık. Yukarıda bir foto kapan vardı, foto kapanı aldık. Güzel aynen. Görüntüler gelmiş yine. Aynen. Macera dolu videolar sizi bekliyor. İnşallah. Şimdi burada sen bana ne öğretebilirsin kardeşim? Tamam, ben şimdi şu an senin çırağınım. Şimdi bana çobanlıkla bilinmesi gereken birkaç taktik ver bakayım. Ya abi, çobanlık şöyle bir şey. Hani hayvanı çok fazla rahatsız etmeyeceksin. Hı. Biz de öyle. Hani bazı insan sürekli hayvanı böyle geri alır, çevirir falan filan, sürekli rahatsız eder. Hayvan arazide, hayvanın yayılmaktan çok stres. Hani stres yapmıyor. Stres olmadığı sürece hayvan bir şekilde yani kendisi zaten kendi başına otluyor. Biz de zaten çok fazla böyle önlerini cele almayız. Kendi kafalarına göre yayılırlar. Hani çok fazla aşırı giderseler mesela. Evet. Aşırı dağılır sonra toplarız. Biliyorsunuz hani bizim kurtlarla başımız. Belada. Elini kulunu sallaya sallaya bir dönem geziyorlardı burada. O yüzden çok fazla dağıldıkları zaman topluyoruz. Zaten dağılmaya gelmiyor. Yani fazla ayrılmaya gelmiyor. Ayrıldığı zaman geliyor kurt bir tanesini götürmüş oluyor. Köpeklerinde yapabileceği çok fazla bir şey yok maalesef. Bu arazide belli bir yere kadar. Yani abi şöyle bir şey. En baba kurtçuyu da getirsen burada çok fazla bir iş yapamaz yani. Aynen. Yani köpek versek acaba kurda gitmezse rezil mi oluruz deyip düşünen çok olmuştur. Aynen. O yüzden bizim gibi YouTuber'lara köpek verirken 40 kere düşünüyorlar. Cesaret ister bir de mesela aynen. YouTuber'lar. Göz önünde olan insanlara aynen, köpek aynen. Vermek cesaret her ister. Her türlü kötü abi. Göz önünde olmak aslında bir yandan da her türlü evet. Kötü bir şey. Mesela Süleyman abiyle mesela şey yapsaydık o dönemde aklıma gelmedi. İletişime geçseydim ben geçseydim başkası değil. Ahmet Mehmet değil de aynen. Süleyman abi kefil olup da köpeğini gönderirdi. Çünkü geçmişte ben şahidim. Birkaç kişiye dedi ki benim kurtçu kardeşim vereyim sana köpeği. 2 ay dene. Bana para da verme. Tamam mı? 2 ay 3 ay dene. Köpekten memnun kalmazsan geri gönder. Çiftliklerdeki adamlar büyük yaptıkları zaman onu damızlığa ayırıyorlar genelde. Evet. Şimdi ya kurtçu da olsa damızlığa ayırıyor, aynen. Büyük olsa da damızlığa ayırıyor. Çünkü aynen. Adam çiftlikte ticarete bağlamış onu, aynen. Tamam mı? Şimdi sürüdeki adam da lan zaten bana lazımdı yani. Ben niye sürü iyi köpeğimi vereyim diyor şimdi. O yüzden bayağı bir sıkıntı çektik iyi köpek bulma konusunda. Şimdi artık hani kartlar olduğu sürece hani köpeğe ihtiyacım yok. Çünkü benim bir tane bir iyi köpeğe ihtiyacım vardı. Onu da biz tamamladık diyeyim. Zaten aslanlar yetişiyor abi. Hani arka taraftan. Aslanları sonra gösterelim. Benim videoda. Aynen. İnşallah bakalım bundan sonra kurt sıkıntısı çekmez. Hatta yani şu bizim kendi yavrularımızdan beri 10 aylıklar şu anda. Ben onlardan çok memnunum. Hmm. Onlar olduğundan beri, onları sürüye kattığımdan beri herhangi bir kurt sıkıntısı şu anda yaşamadım. Mesela hemen yanımızda çevre köylerdeki abilerde kurt sıkıntısı hala devam ediyor. Var aslında hani yok da değil. Kurt var. Var. Hatta bizim bir arkadaş daha yeni küçük baş aldı.
iki tane kurt vakası yaşadı yani. Yakın zamanda. Yakın, daha bir hafta olmadı. Allah Allah. Küçük kuzusunu zor kurtarmış elinden. Hmm. Bir tane de normal büyük koyunu kurt yedi. Hatta adamın ağılının kenarında yedi yani. Zaten biliyorsun yavru dönemi olduğu için, evet, daha çok aktifler aslında. Hani yani saldırgan oluyorlar. Bizim fotokaban bıraktığımız yerlerde koku bırakıyorlar. Onlar onların iz vardı zaten. Koku yerler aynen. Şu anda tamamen yavrularına besleme odaklar. O yüzden belki görüntüleyemeyebiliriz fotokabanı. Ama sıkıntı şu. Yazın çok fazla mesela her köyde çobanlar işte yaylaya çıktığı için, oraya buraya çıktığı için çok fazla hem yiyecek bulabiliyorlar hem de dağda tepede çok domuz yavrusu çoğalıyor, ceylan yavrusu. Bütün hep yavrulama zamanı. Aynen. Bunlar doğada yiyecek çok rahat bir şekilde buluyorlar. O yüzden pek buralarda göremeyebiliriz. Aynen abi. Sen de biliyorsun bunları. Bu mevsimde biraz az oluyor. Olduğu mevsimler belli kardeşim. Sonbahar, kış, bir de ilkbahar. Aynen. Bura zamanlar çok oluyor. Kışın niye? Kar yağıyor, yiyecek azalıyor. Bu hayvan mecbur köye saldırmaya, köy yakınına inmeye, buralarda avlanmaya çalışıyor. Sonbaharda kışa gireceği için kışa hazırlık, iyice yiyeyim de böyle bir yağlanayım, kışın üşümeyeyim diye, biliyorsun kurt yediği ayazı unutmazmış derler. Bir yağlanayım, kışa bir hazırlık yapayım diye çok saldırıyor. İlkbaharda da yavrulayacak dişi kurtlar özellikle. Yavrularına iyi bakabilmek için, yavrulayacağı zaman, gebe zamanı böyle güçsüz kalmamak için bir saldırgan ilk başta oluyorlar. Bir de yavrudan sonra, yavrular doğunca yavrularını beslemek için saldırgan oluyorlar. Aynen abi. Bu üç mevsim çok önemli. İşte yazın, yazın bir duraksama dönemi oluyor. Aynen. Ya o da buranın rakımı biraz düşük diğer tepelere göre. Genelde soğuk yerlere gidiyorlar hani. Kurtlarda falan fazla görüyorum. İşte köpeğim fazla yemiyor yazın. Yazın abi yemiyor köpekler. İnsan bile zayıflıyor abi. Aynı, köpek de zayıflıyor. Aynı mevzu kurtta da oluyor zaten. Zayıflamaların sebebi de şu, yağlarını eritiyorlar. Eritiyorlar. Hani. Aynen. Hmm. Maşallah onlar. Çeker misin zaten? Onlar 10 aylık değil mi? Aynen abi 10 aylık. 10 aylık. Şu an en çok hangisinden memnunsun? Abi ben ikinden de memnunum. Şu anda birisini dedim gibi. Biraz araba çarptığı için hani. Hmm. O da muhtemelen buralardır. Kaçak gözüküyor. Zaten onların hangisi? Kaçak buralı mıydı? Aynen. Dağlı. Adamcı olan mı? Dağlı, aynen. Hmm. O biraz da, aslında bunların üçü, ama o... üçü de adamcı. Zaten biliyorsun az çok. Evet. Ya bir de gittik Emre ile buluştuğumuz ilk gece. Arkadaş evin etrafına yaklaştırmıyorlar bizi. Şimdi ben Emre'de bu kadar köpek olduğunu bilmiyordum. Giremedik. Emre gelmese affedersin bizi bir kıtlayacaklardı orada. Zaten bir başlangıcı kötü yaptık biliyorsun. İlk başlangıç Türkiye turundayız biz. Aynen. Başlangıcımız Ankara oldu. Ankara'da bir arkadaşı ısırdı kolundan. Bir de kocaman malakla. O diş var ya, yan diş. Aynen. Köpek dişi. Şuraya bir girmiş abi. Allah'tan tam tutamadı. Bir de yani şu damarı mamarı şuradan Allah'tan girmedi Allah'tan. Aynen. Olsun. Tam şöyle yan tutmuş, tek tutmuş, şuradan diş girmiş, bayağı bir girmiş. Aynen abi. Kemiğe kadar gidiyor usta. Hayır Sinan abi şunları çevir gel ya. Sen nasıl çobansın? Yes, yes, yes. İş yapacağım dedim, iş yaptın ya. Bedavadan yiyordun. Aynen. Aynen, çoban değneksiz olmaz. Çoban değneksiz olmaz, biliyoruz bu işi Afsok ya. Aynen. Şunların önünü bir geri al bakayım. Koskoca Sinan Saut bu hallere düşecek adam mıydı? Oo, sen bu işi kaptın abi, tamam. Bir de lan, benim kanalımda izleyenler bilir. Eşekle gidiyorduk. Benimle çok dalga geçtiler. Abi tamam, çobanlık yapıyorsun da eşek üzerinde herkes yapar. Eşeğin de canı yok mu? Biraz kiloluyum ya. Aynen. Eşeğin canı yok mu diyen çok oldu da. Eşek de maşallah katır gibiydi ya. Tosunun kulakları çınlasın. Gel gel. Evet arkadaşlar, Sinan abi biraz yoruyorum. Koskoca Sinan abiye davar kutluyorum bakın. Şuna bak ya, köpeğin kankisi ya. Ya. Tamamdır abi. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çoban olur mu? Olur olur abi, oldu bile. Bir söyle. Ciddi anlamda söylüyorum. Biraz gobe gelirse olur. Ne zaman ev? İşte, ben de gezeyim zaten 2 ayda tığ gibi olurum. 2 ay değil 2 ay. 2 haftada tığ gibi olursun abi sen. 2 hafta o kadar kısa sürede olur mu ya? Olursun abi. Ama işte biraz buralarda zaman sarf etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar. Serkan abim, kameramanımız, çok teşekkür ediyorum abi. Rica gerçekten de. Sinan abi benim ziyaretime geldi. Allah razı olsun, bizi kırmadı.
Sinan Savut. Eğer kanalına abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yine Serkan abinin Serkan Basun Instagram adresine ben koyabilirim. YouTube kanalı da var. YouTube kanalına da. Var. İnşallah abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere biraz olsun Sinan abinin çobanlık yaptığını gösterebilmişimdir. Biraz acemiyim ama idare edin. Biraz da şöyle söyleyeyim. Emre çok sempatik, hareketli bir kardeşimiz. Eyvallah. Ben normalde beni YouTube kanalımdan bilirler. Böyle arada böyle espri yapmaya çalışıyoruz falan filan ama komik duruma düşüyor da olabilirim. Biraz hem Emre'yi böyle daha çok konuşturmak, açabilmek hem de böyle de Emre'nin kanalına yakışır böyle esprili, eğlenceli bir video olsun diye uğraştım. Biraz aptal yerine düştüysek kusura da bakmayın. Yok yok abi. Benim kanalımı izlerseniz zaten öyle daha böyle ağır başlı. Kimse ağır başlı seviyor. Neden çocuk gibi hareket ediyorsun diyorlar. Doğru abi. Ya şimdi arkadaşlar ben aslında çok kamera önüne çıkan bir insan değilim. Bunu zaten biliyorsunuz. Birçoğu da diyor seni tanımıyorlar bile kim bu çocuk diye. Kamera önünde biraz ben yapamıyorum abi açık konuşayım. Kamera arkasında daha rahat konuşuyorum. Hani. Olduysa bir kusurumuz. Hepiniz şimdiden kusura bakmayın. Ben tekrardan teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Allah misafir razı ettiğin olsun. İçin bizi burada ağırladığın için Allah razı olsun. Asıl videolar arkadaşlar Sinan abinin kanalında olacak. Gerçekten müthiş videolar çektik. Okut videoları, kota kapanan videoları. İnşallah Paşa'nın hikayesini falan güzel video olduğunu düşünüyorum. Hepinize tekrardan teşekkür ediyoruz. Abi tekrardan hepinize teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Memleketimize geldiğinizde zahmet ettiğiniz uzun yoldan. Samsunluyum ben de. Benim de memleketim sayılır. Aynen burası Karadeniz. Karadeniz. Serkan abi de Adanalı. Çok seviyorum abi. Eyvallah. Hepinize çok teşekkür ederiz. Size her zaman olduğu gibi en gönül veren Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.